Artık neredeyse içinde bulunduğumuz yaz aylarında en önemli problemlerden biri varis olarak karşımıza çıkıyor. Belki de kış aylarında varisini saklayanlar, varisle ilgili şikayetlerini göz ardı edenler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte aslında e, bu konuyla ilgili acaba ne yaparım, ne yapabilirim diye düşünüyorlar. İşte bugün bize varis konusunda merak edilenleri ve varisin tedavisini Ankara Varis e, Merkezi'nden kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Nezihi Küçük Arslan'ı anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, sizler de gerek varis problemiyle ilgili öğrenmek istedikleriniz varsa gerekse programda ele almamızı istediğiniz konular bulunuyorsa, programlarla ilgili eğer eleştirileriniz varsa ki eleştiriler de bizleri daha doğruya götürecektir kuşkusuz. Bizleri 0530 096 72 73 0216 323 22 67 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Arzu ederseniz Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. YouTube'daki sağlığım için her şey kanalına üye olarak gene hem bu bölümün videosunu hem de geçmişte yaptığımız tüm sağlık programlarının videolarına, tıptaki gelişmelerle ilgili yayınlara buradan erişebilirsiniz. Gelelim bugünkü programımızın konusu olan varise. Evet. Şimdi varis öncelikle bir estetik sorun mudur, yoksa varis bir hastalık mıdır tıbben? Varis ciddi bir rahatsızlıktır. Neyin hastalığıdır? Kirli kan taşıyan damarlarımızın hastalanması sonucu ortaya çıkan hem görsel bozukluk şeklinde oluşabildiği gibi hem de ciddi şikayetlerle kendisini gösteren ve ciddi sonuçlar doğurabilecek e, olaylara yol açabilecek bir hastalıktır. Peki varis eğer önemsenmezse ne tür sağlık problemlerine de yol açabilir? Evet. E, tedavi edilmemiş varis hastalıklarının Gelişen komplikasyonların neticesinde hayati sonuçlar doğurabilecek sonuçları var. Ee, ayakta yara açılmasından tutun da hastalıklı damarların içerisinde oluşan pıhtıların akciğere, göze, beyne atması sonucunda hayat kaybıyla veya organ kaybıyla sonuçlanan komplikasyonları mevcut. Yani aslında hani varis bir estetik problem değil Tek ciddi bir, bir problem sağlık değil. problemi ciddi olarak bir sağlık da, problemi. da görmek gerekiyor. Peki gelelim Varisin belirtileri nelerdir ve varisin derecelerine, evrelerine göre belirtilerde değişir mi? Şimdi hastalık hasta olarak bize başvuranlar genelde iki formda geliyorlar. Nasıl? Birincisi görsel görüntü bozukluğu. Hanımlarında en çok dikkatini çeken bacağında görmüş olduğu örümcek A şeklindeki görüntüler. Ki çoğu sadece hastalığın o düzeyde olduğunu düşünüyor. Halbuki o görüntü içte yatan bir hastalığın suyun üzerine çıkmış olan iceberg görüntüsü olabiliyor. Ee, hiçbir şikayeti olmadan sadece görsel belirtiyle gelenler. İkinci grupta ise baldırlarda ağrı, yanma, karıncalanma, kramp girmesi, ayak huzursuzlukları, e, efendime söyleyeyim ödem, şişlik gibi şikayetlerle gelen grubu yani hastalığın majör şikayetleri dediğimiz bulgularıyla bize gelen grup hastalar var. Boris'in peki tipleri var mı? Elbette ki varisin tipleri var. E, klasifiye edecek olursak yüzeyel görüntü bozukluğundan demin saymış olduğum komplikasyonlar derecesine kadar uzanan bir yelpazede ortaya çıkabiliyor. E, genellikle ikinci derece ve üzerindeki grup hastalara biz cerrahi işlemi öngörüyoruz. Altındakileri ...varis çorabı ve bir takım aparatlarla, ilaçlarla rahatlatma yoluna gidiyoruz. Kaç dereceye kadar varis var aslında varis evrelendirdiğinde? Ee, evrelendirdiğimiz zaman 5 üstü derecelere kadar varis rahatsızlığı olmakla beraber... E, ...varisin tedavisinin yönlendirilmesinde şikayet kısmı en önemli kısmını oluşturuyor. Yani evre değil hastanın şikayeti evet. sizin için daha önemli. Evet. Evet. Ee, tedavisinin planlamasında ikinci bir kriterimiz... E, ana kirli kan damarıyla varis hastalığının oluşmuş olduğu oluşturan damar açıklığının birleşmiş olduğu noktadaki açıklık oranının ölçüsüdür. Genellikle 4 milimetreye kadar olan açıklıklarda varis çorabı ve bir takım ilaçlarla rahatlama yolunu seçtiriyoruz hastaya. 5 ve üzeri çıkan bu kavşak noktasındaki ölçünün 5'in ve üzerinde olan hastalarda ise ameliyat yolunu seçiyoruz. Ameliyat artık adı ameliyat çok basit yöntemlerle yapılıyor. Kısa sürede Yatısı yok, kesisi yok, biçisi yok. Lazer, radyo frekans yöntemlerini kullanıyoruz. Burada eklemek istediğim bir şey var. Varisin çorapla, ilaçla tedavisi yoktur. Sadece şikayetleri gideririz. Peki, şimdi tedaviye geleceğim ama hı. bir soru sonra geleceğim. Çünkü şimdi herkeste varis görülür mü bir kere? Varisin kalıtımsal bir yanı var mı? Örneğin bir kadının annesinde varis varsa Tabii kendine ki. görülme riski Genetik nedir? Genetik faktörler Varis hastalığının oluşması için en büyük faktörlerden birisi. %70'e yakın bir olasılıkla eğer annenizde, babanızda ya da ailenizde birisinde varis varsa sizde de varis vardır. Ee, onun dışında bel çevresi, kalınlık artışı, ayakta duran işlerde çalışanlarda, berberlerde, öğretmenlerde, terzilerde, kasaplarda, oturarak çalışanlarda da yani baldır kasının hareket etmesine engel olan her türlü işi yapan her kimse varis hastalığına aday. Hormonal ilaç kullananlarda, normal yolla doğum yapanlarda, genetik faktörleri söyledik. Sigara, alkol hepsi bunlar, bunlar. tabii risk faktörü. iç kapak sistemini bozarak, venöz sistemi bozarak varis hastalığını ortaya çıkarabiliyorlar. Peki çıkarabiliyor e, hamilelikte varisi arttıran bir risk tabii faktörü mü? Tabii ki. Hamilelik dönemi varis için bir risk faktörü oluşturuyor. Şimdi artık tedaviye gelelim. Evet. Ee, özellikle de cerrahi tedavilere. Hı hı. Ama bu dediğiniz, bahsettiğiniz cerrahi Tedaviler herhalde aslında ameliyata bildiğimiz ameliyata alternatif tedaviler. Tabii. Birisi e, bunların herhalde radyo frekans dalgalarıyla evet. lazer tedavisi e, endovasküler. E, endovasküler lazer. damar işi bir takım girişimlerle artık yapılıyor varis cerrahisi <laughs> ama klasik ameliyatın yüzde yüz aynısıdır. Nasıl yapıyorsunuz hadise bu ne? yöntemi anlatır mısınız? Tabii ki hadise ney ona önce bir değinmek isterim. Hı hı. Klasik ameliyatta e, hasta damarın içerisinde bir tel ilerletilir. Üzerinde bağlanır, koparılarak çıkarılır. Ama lazerle, radyo frekansla yapılan tedavilerde e, hasta damarın içerisine bir tel ilerletilir. Diz seviyesindeki bir iğne deliğinden, hafif bir anestezi altından bir lazer radyo hafif frekans Hafif anesteziden kastınız nedir? Araya girmek hafif anestezi, istiyorum burada. E, halk arasında bilindiği gibi boru hortum yutma diye bir şey yok kanalından kanülden verilen uyutucu bir ilaçla Hı -hı. işleme başlıyoruz. Gerisini gazla, maskeyle devam ediyoruz. İşlem bittiğinde sonlandırıyoruz. Ama spinal anestezi dediğimiz belden uyuşturma yöntemi veya hatta femoral anestezi dediğimiz kasıktan uyuşturma yöntemleri gibi değişik yöntemlerle de hasta uyanıkken de ameliyat yapılabiliyor. Ben tercih etmiyorum. Neden? Ee, i̇şlem sırasında 120 santigrat derece 34 wattta çalışıyorsunuz eğer radyo frekansı yapıyorsanız. Olası herhangi bir atlama ve aksaklık durumunda ciddi hayati sonuçlar doğurabilir. O nedenle hastanın uyur pozisyonda olması tercih ettiğim bir tedavi yöntemi. Yöntemi nasıl yapıyorsunuz? Yani yüksek bir ısı veriyorsunuz lazer ısısı herhalde bir en başından evet. anlatır mısınız? Lazer telini biz seviyesinde küçücük bir delikten ilerletiyoruz. Kasa, hasta damar içerisinden ana damara kadar. Kasıktan itibaren e, saniyenin belli süreleri içerisinde lazer yönteminden bahsediyorum. Yaklaşık 2700-2800 jula kadar ulaşılarak lazer ışınlarıyla hasta damarın iç duvarında bir harabiyet meydana getiriyoruz. Ve bu harabiyetle kapanarak e, aşağıya doğru teli çekiyoruz. Yani teli işlemi devam ederken aşağıdan çekerken üç kısım, üst kısımlarda kapanma işlemi gerçekleşiyor. Ve teli o diz seviyesindeki tek ...delikten çıkararak işlemi bitiriyoruz. Peki bu yöntemin açık ameliyata göre ne gibi üstünlükleri var? Şöyle üstünlükleri var. var. Klasik ameliyatta şimdi hasta damarla ana damar arasında tek noktada bağlantı yok. O tedaviyi belirleyen 4 milimetrelik ölçüm dedim mi? ya. E, merdiven gibi hasta damarla ana damar arası. Siz klasik ameliyatta hasta damarın içerisine tel sokar, üzerinde bağlar, kopararak çekersiniz. Sağlam olanları da gelir, hastaları da gelir bu bağlantı noktalarının. Ve kopan her nokta ana damardan parçacıklar koparır. Parçacık kopan ana damar üzerindeki noktalarda pıhtı oluşma hı hı. sebebidir direkt. Ve bu pıhtı buradan kopup işte demin saydığımız komplikasyonlar oluşmasın diye yaptığımız ameliyat sırasında aslında siz ameliyatta bu komplikasyonları yaratabiliyorsunuz. Lazer radyo frekans yönteminde bu tür şeyler yok. Bütün dünya artık klasik ameliyatları terk ediyor, kesili biçili ameliyatları. Ultrason altında hasta segmentlere target 12'den atışlar yapıyoruz. Bunu ultrason altında Ultrason altında e, yapıyoruz. Her şeyi görerek yapıyoruz. Hastanenin hastanede yatması şey gerekiyor yok. mu? Kesinlikle gerekmiyor. İşlem yaklaşık bir saat sürüyor. Büyük balonlaşmaları olan hastalar, bir de. eğer balonlaşmaları yok ise sadece varisin, iç varisinin şikayetleriyle bize müracaat etmişse, işlem yaklaşık yarım saat 45 dakika sürüyor. Hastayı uyandırıp kata alıyoruz. 2-3 saat istirahat ettikten sonra ayağıyla yürüyerek gidiyor. Tek bir sıkıntısı var. 2 gün varis çorabı giyiyor sadece. Hı hı. Bir de e, skleroterapi var. E, i̇ğne tedavisi. Evet. Bu peki hangi evredeki varislere, ne tür varislere öneriliyor? Kaç seans çok, ve nasıl yapılıyor? Evet. Seans lafı da e, varis tedavisinde çok yanlış bir ifade ticari Hı -hı. bir pazarlama lafı çünkü Hı -hı. efendime söyleyeyim sıkleroterapinin de varis hastalarının tedavisinde hiçbir değer yok sadece kozmetik tek başına yapıldığı takdirde. Hı -hı. Şimdi siz lazer ameliyatıyla radyo frekans ameliyatıyla iç sistemi sağlıklı yüzde yüz sağlıklı bir yapıya kavuşturduktan sonra siz eğer dışta kalan o örümcek ağ görüntülerinin içerisine köpük maddesi enjekte ederek kapatıyor değeri var sadece kozmetik kaygılarla iç sisteminizde ne olduğunu bilmeden dış tarafa köpük yaptırıyorsanız 2-3 ay sonra yeniden çıkar. Neden? Çünkü o dışta görülen görüntü bozuklukları için dışa yansımasıdır. Bir kompansatris görüntü bozukluğudur. Yıllar içerisinde oluşmuş bir görüntüyü siz 2-3 günde 2-3 seans dediğim şeyde kapatıyorsunuz. Ondan sonra her şeyin normale dönmesini bekliyorsunuz. Doğaya aykırı yeniden çıkar, ağrılı çıkar, daha fazla çıkar. Çünkü işte devam eden bir hastalık süreci devam etmektedir. Bu nedenle önce hastaların iç sistemini sağlamlaştırıyoruz. Onun üzerine kozmetiği ekliyoruz. Var ise güncel başka ne gibi tedaviler var? Buhar tedavisi var. Çok yaygınlaşmamış olmakla beraber bu lazerle, radyo frekansla yapılan işlemi o hasta damarın içerisine buhar püskürterek aynı etkiyi oluşturmaya çalışılıyor. Sonuçları tam değerlendirilmemekle beraber kullananlar var. Yapıştırma yöntemi dediğimiz yöntem var. Yapıştırma yöntemini... Özellikle erkeklerde tercih ediyoruz. Neden? Yapıştırma yönteminden sonra hasta damarın içerisinde sertlik kalabiliyor. Yani o dış görüntüyü düzeltmek için kullandığımız sklerozan maddeye benzer bir maddeyi siz hasta damarın içerisine enjekte ediyorsunuz. Bir takım komplikasyonları da var yapıştırma yönteminin. Eğer deneyimsiz ellerde yapılırsa o bahsettiğim köprü bağlantılardan ana damara kaçışlar söz konusu olabiliyor ve hayati sonuçlar doğurabiliyor. En güvenli yöntem radyo frekans lazerle iç damar tedavisinin gerçekleştirilmesi sonrasında dıştan kozmetik ne yaparsanız yapın. ister lazerle, ister radyo frekansla, ister köpük skleroterapi ne ile düzeltirseniz düzeltin ama içi muhakkak ki lazerle veya radyo Kökken frekansla tedavi ettikten sonra. Evet. Şimdi son üç buçuk dakika içindeyiz. bir merak ettiğim bir şey var. Özellikle bu dönemlerde güzellik merkezlerinde lazerle varis tedavisi e, özellikle ilanlarını görüyoruz. Bu evet. şekilde gazetelere de reklamlarda veriliyor. Ee, güzellik merkezinde lazerin tedavisi konusunda ne diyeceksiniz? Herhalde oradaki lazer yüzeyel bir lazer evet. tedavisi. Bu temin bahsettiğim gibi sadece kozmetik kaygılarla yaptırılan Hı. düzeltmeler sonu hüsranla sonuçlanabilir. Varis çok yaygın bir hastalık. 25 yaş ile 50 yaş arasında cins ayırt etmeden %50 popülasyonda var. 70 ya 50 yaşının üzerinde ise %70 popülasyonda var kadar yaygın bir hastalık olunca da pazar genişliyor. İlgili ilgisiz birçok branş devreye giriyor veya hekim olmayan kişiler, kurumlar devreye giriyor. Benim hastalara tavsiyem iyi bir kat damar cerrahının elinde sistematik bir şekilde tedavilerini gerçekleştirmeleri. Bu, Bu kat damar cerrahisi olmak alanı. şartıyla evet. Kat damar cerrahisi branşının bir hastalığı. Yani başka branş hekimlerini veya başka kurumlarda tedavilerinin çaresini aramak Kadın doğum rahatsızlığı için gelip bana muayene olmalarına benzer. Evet, merak ettiğim bir şey daha var. Bu konuda size de çok soru da geldiği gibi yanlış uygulamaları da hastalardan gözlemliyorsunuzdur. Varis çorabı. Varis çorabı biraz önce dediniz ki tedavi edici bir özelliği evet. yoktur. İlerlemesini engeller. Sadece şikayetleri engeller. giderir. Ilerlemesini. Cerrahi olgunluğa erişene kadar hastaları rahatlatmak amacıyla verdiğimiz bir aparattır varis çorabı. Peki doğru varis çorabı nasıl seçilir? Ben gideyim bir varis çorabı alayım evet. diye bir medikal ürün satan bir mağazaya mı gitmeli? Belli... Neye göre almalılar? E, varis çorabını bir de e, nasıl doğru kullanmalılar? Kullanımda yapılan yanlışlar nelerdir? Şimdi belli basınç ölçülerinde varis çorapları var. Genellikle varis rahatsızlıklarında kullanılacak basınç hafif basınçla orta basınç arasında. Kullanılması gereken çoraplar yani orta düzeyde varisi olan bir kişinin hastalığının daha fazla ilerlememesi ve şikayetlerinin gerilemesi için. E, gün içerisinde kullanılması gereken çorap dinlenme çorabı dediğimiz dizaltı dinlenme çorapları vardır. Özellikle ayakta duran işlerde çalışanlara hı hı. öneriyoruz bunu. varis çorabından daha düşük basınçlardadır. Kişiyi rahatlatır ve nöro sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. E, baldır çevresi ölçümü yapılmadan hiçbir varis çorabı alınmamalıdır. Hı hı, Giyilmesi sırasında uyulması gereken bazı kurallar var. Ayak aşağıya sarkık olmadan havada veya yatar pozisyondayken bir 10 dakikalık dinlenmenin ardından yani kirli kan mümkün olduğunca bacaktan çekildikten sonra giyilmelidir. Aksi takdirde. Ayaklar aşağıya sarkıkken giymiş olduğunuz varis çorabı kirli kanı orada bloka edeceğinden yüzeydeki şikayetlerinin daha fazla artmasına neden olabilir hastanın. Peki şey merak ettim. Diyelim ki bir kişi kalktı gün içinde bir saat iki saat kahvaltı etti. Bir ev hanımını düşünelim. işlerini yaptı. Sonra uzandı bir dediğiniz gibi 10 dakika. Bunun üzerine giyebilir değil mi varis çorabını? Tabii ki. E şimdi artık sizinle ilgili bölümü kapatacağım. Son olarak ekran başında bizi izleyen, varisle ilgili özellikle bir problemi olan kişilere neler önermek istiyorsunuz? Varis %100 tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Doğru ellerde sistematik bir şekilde yapıldığı takdirde kesinlikle tekrarlamaz. İşlem yapılan segmentlerde tekrarlamaz. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle Ankara'dan ben geldiniz, programımıza katıldınız. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, e, sağlığım için her şey devam ediyor. Diğer bölüme geçmeden önce ben size telefon numaralarımızı bir kez daha anı, anımsatmak istiyorum. 0533 096 72 73, 0216 323 22 67.